that way. Yeah. Big Daddy gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrop. Drop top. Drop top. Smoking on cooking in the hot box. Cookie. Fucking on your bitch. Yeah, thought, thought, thought. Selam gençler. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir strateji RPG oyunu oynayacağız. Aynı zamanda da nihai bir sıra tabanlı sisteme sahip. Ama böyle hani çok da sıra tabanlı değil. Aksiyon akıyor yani. Hemen sıra tabanlı diye duyup videodan çıkmayın. Biliyorum birçoğunu sıra tabanlı oyunları sevmiyor. Ama bu oyunun içinde sıra tabanlı da var, strateji de var, RPG öğeleri de mevcut. Hepsi fazlasıyla mevcut. Bu arada oyunumuzun ismi Illusion Connect arkadaşlar. Tatlı mı tatlı, arayüzü güzel tasarlanmış, akıcı, kasma, donma olmayan harika bir oyun. Kusura bakmayın biraz hastayım, boğazım gıcıklanıveriyor. İlk ne yapayım? Bir Dream'den... Oyunda Dream dediğimiz bir olay var. Rüya içerisinde savaşıyormuş gibi bir şeyiz yani, öyle düşünebilirsiniz. Bir size oyunun savaşma mantığını, bunları göstereyim. Daha sonra da oyundaki özelliklerden, arayüzden falan bahsedelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi aşağıda bir barımız var. Bu bar doldukça, bu arada autofight açıkmış, şunları kapatalım. Autofight da açık, otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor her şeyi. Siz karakterlerinizin özelliklerine göre ilk etapta konumlandırma yapıyorsunuz. Bu konumlandırmaya göre karakterleriniz savaşıyor. En öne bence tankları yerleştirmek daha mantıklı. Şöyle bakın, bunun koyduğum zaman vuruş alanını görmeniz gerekiyor. Bu alandaki herkese vurabiliyor. Bakın sıra tabanlı olmasına rağmen gerçekten akan bir oynama sistemine sahip. Barımız doluyor, 16 olduğunda yeni bir tane sınıf koyabileceğim. Bakın. Bunu buraya koyuyorum, karşıdaki alanın hepsine vurabiliyor. Bu benim şu anki kahramanımın aslında bir sınıfının bir özelliği. Bana gelen sesi biraz kısayım. Ve questimizi tamamladık. Karakterleri de gayet tahtanın üzerinde, savaştığımız savaş alanının üzerinde oldukça tatlı duruyorlar. Bir de şöyle, oyun bana gösterecek zaten. Olayda bir de siz oyunda değilken ekstra para ve exp kazancı sağlamanız için böyle kafeniz, odanız, eviniz gibi bir şeyiniz var. Bir region, bir bölgeniz var yani. Bu bölgede istediğiniz şeyleri buraya yerleştiriyorsunuz ve onları geliştirdikçe onların kazançlarını daha da arttırabiliyorsunuz. Ev sistemi galiba ya. Bu ev olarak değerlendirebiliriz bunu. Bakın şurada kafe gibi bir şey var. Bunların hepsi bana ekstra kazanç sağlıyor. Buraya ilerledikçe daha fazla şeyler ekleyip şey yapabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Yani bunlar da oyunda mevcut. Bu da oyuna ayrı bir hava katmış diyebiliriz. Daha sonra şurada line dediğimiz karakterlerimizi ekleyebildiğimiz, koyabildiğimiz yerler var. Şu an bir tane CR karakterim varmış. O CR karakteri de ekledim. Dur lan, ekle. Daha sonra bu karakteri ekledikten sonra partnerlerimize tıklayıp bu karakterleri geliştirebiliyoruz. Bakalım bir level olan karakterim hangisi? Şu karakterim. Buna bir kere daha tıklıyorum. Level sekmesine geliyorum. Onu da olabildiğince yükseltiyorum. En yüksek level yapıyorum ve daha güçlü olmasını sağlıyorum. Hadi şimdi bir rüyaya daha dalalım. Bakalım nasıl bir savaş olacak. İlk etaptaki savaşlar tabii ki birazcık kolay oluyor ama yine de oynaması zevkli. Otomatik olması sizi şaşırtmasın. İlk başa hemen ne yapalım? Bir tane defans karakterimizi koyalım. Oyunun şeyini, bir hasarını ilk etapta o alsın. Daha sonrasında şöyle en öne saldırabilecek. Ya karakter tasarımları çok güzel olmuş ya. Kahraman tasarımları daha doğrusu. Böyle alan skill'i vuran karakterimizi de en öne koyalım. Güzel hasar vuruyormuş şu alan hasar vuran. Çünkü bar doldukça artık hani karakteriniz güçlendikçe ve yetenekler arttıkça kullanım için gerekli olan sihir gücü de artıyor. O bar doldukça böyle kafanıza göre yerleştirebilirsiniz. Tabii ki bu olaylar geliştikçe cüzdanlarımız, düşmanlarımız güçlendikçe daha farklı taktikler geliştirmek zorunda kalacak gibi duruyoruz. Şurada istatistiklerini görebilirsin, hangi kahramanın ne kadar çok şey verdiğini, hasar verdiğini. Başka size gösterebileceğim şuradan. Bu karakterleri nereden çıkartıyoruz? Kapat bir dakika bakalım.
Bu karakterleri sammunluyoruz arkadaşlar. Çağırıyoruz yani. Arena da var gördüğünüz gibi. Arenada savaşabiliriz ama bunları tabii ki açmak için Guild'de de katılabiliriz. Yani bunların hepsini yapabiliriz ama bunları açmak için Dream'de belli başlı yerleri geçmemiz gerekiyor maalesef. Nereden çağırıyorduk onları ya? Neredeydi o? Summon. Aynen şurada Summon sekmesi var. Farklı summonlama alanları var. Bundan benim kaç tane var? 10 tane var. 10 tane çağırabilirim. Buradan da 10 tane çağırabilirim. Buradan da 10 tane çağırabilirim. Buradan çağırayım mı bir 10 tane be? Ne diyorsunuz? Ha, güzel şeyler gelir mi? Hadi bir sammanlayalım. Videonun ayrına belki güzel şeyler gelir. Ver bakayım. Oo, mükemmel. SSR geldi bir tane. Bir tane SSR, bir tane SR attı. Bu SR'dan var ama şu SSR çok güzel oldu. Onu hemen karakterlerimizin arasına katacağız. Şunlardan çok var. Tankım kalsın. Şunu çıkartayım. Şunu sokayım. Hemen onu da bir geliştirelim. Oğlum bu çok güçlü bir şeye benziyor lan. Ve tasarımı çok iyi değil mi? Son level olsun. Bunu var ya şu an çok merak ettim. Hemen rüyaların içerisine dalalım ve onu kullanalım. Challenge. Haydi bakalım. Oyun hakkındaki görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın gençler. Oynadıysanız oynadık deyin. Beğendiyseniz beğendik. Biz hemen yine tankla başlayalım şuradan. Diğer karakterimiz gelmedi, yeni karakterimiz. Şunu koyayım. Alan yetenekli karakterleri koymamaya çalışacağım. Yeni karakterim gelsin diye. O da şu an 16'da kullanabileceğim bakın. Şu herhalde. Ölme lütfen. Öldürme onu sakın. Aynen. Şunu koyalım. Nasıl vuracak acaba? Oo, çok güzel vurdu. Sevdim yetenek animasyonunu. Karşıdaki de ondanmış lan. Biz niye farkına varmadık ki onun? Öyle alan yeteneklerimizi kullanalım artık yavaştan. Öldür onu. Nice. Oyun gerçekten akıyor ya. Hani oturup böyle boş zamanlarında ya da normalde hani böyle hardcore bile oynanabilecek bir oyun. Gerçekten hardcore bile oynanabilecek bir oyun. Yeni bir şey mi açtık? Yeni bir şey build diyeceğiz. Ha, kitaplık build diyeceğiz. Boy. Tamamdır. Şimdi yüksek ihtimal bu kitaplığı geliştirmemizi istiyor. Tamam. Geliştirdikçe bize tabii ki daha fazla kazanç elde edecek. İlerledikçe de daha fazla kitaplık koyabileceğiz. Yani bu tarz şeylerin olması güzel. Bakın burada hani dekorasyon yapabiliyoruz. Warhouse'da hani diğer fazlalık şeylerimizi depolayabiliyoruz. Hani bu sadece oyunu RPG, strateji, sıra tabanlı olmaktan çıkartıyor. Biraz daha oyunda vakit geçirmemizi veya farklı şeylere odaklanmamızı sağlayan bir hal alıyor. Şu ünlemleri tıklayalım bakalım. Görevlerimiz varmış, bunları yapmışız. Güzel. Oyun elmas veriyor gençler size ya. Bol bol veriyor yani. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz o konuda. Neyse. Başka şöyle size şapu göstereyim. Ha, free'ler var. Alalım, free'lerimizi alalım. Baya baya free eşya veriyor yalnız. Onu da rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Ve oyunun marketi de gayet Türkiye ekonomisine göre düzenlenmiş yani. Bence böyle aman aman pahalı bir marketi yok. Gerçekten 16 liraya, 20 liraya, 25 liraya, 50 liraya, 100 liraya güzel şeyler satın alabiliyorsunuz. Öyle 500-600 lira para basmanıza gerek yok. Hadi hemen seri bir dream daha yapalım. Bir de böyle ha, belli başlı dream aralarında bu şekilde sinematik ara sahneler oluyor. Hani keşke İngilizce bilsek de bu Illusion Connect isminin anlamını biliyorum da şeyini, hani amacını, neden Illusion Connect, oyunun hikayesini anlamak amacım ama maalesef olmuyor. Burada ilerleme oldukça gelen şeyler var. En son bir de şunu verecekmiş bize. Biz devam edelim.
İnsan şey diyor ama böyle biraz daha bu tahtadaki savaş alanındaki karakterlerin daha iyi olmasını talep ediyor. İlk başa bunu koyacağım bu sefer ya. Güzel hasar var ama gerçekten güzel hasar var. Bunu koyalım. Bu da herkese nasıl olsa hasar veriyor. Bunun hasarı da güzel ama sersemletme özelliği daha hoş. Her kahramanın belli başlı da has kendine özgü özellikleri de mevcut gençler. Kimisi sersemletiyor, kimisi zehirliyor, kimisi kara büyü yapıyor. Bu maçın MVP'si buymuş ilk. Yani gençler oyunumuz böyle basit bir oyun. Öyle çok aman aman zor bir oyun değil. Arenasını falan da göstermek isterdim sizlere ama ortalama arenasında her şeyinde siz zaten şu an tahmin etmişsinizdir. Oyun hakkındaki yani Illusion Connect hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Buna benzer mobil oyun incelemelerinin daha fazla gelmesi için bunu özellikle videoda göstermek için beğen butonuna yüklenelim, yorumlarda belirtelim. Ben de bu mobil oyun inceleme olayını bir üst seviyeye taşıyayım ya da daha fazla yapayım ya da sadece buna odaklanayım. Bu tamamen sizin elinizde. Bana destek vermek isterseniz de ilk önce yapmanız gereken şey bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşmak. Daha sonra da kanala abone olup mutlaka bildirimleri açmak. Tekrardan teşekkür ederim. Bir başka mobil oyun inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.